Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir BIST 100 analizi yapacağız. Borsadaki arkadaşlara birkaç önemli tavsiyeler ve bilgiler sunmaya çalışacağım. BIST 100'de neler olabilir? Sizlerle birlikte bunun incelemesini yapacağız. Programımıza başlamadan önce kanalıma da bir beğeni atarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar BIST 100'de öncelikle 96.000 seviyesi ve 92.000 seviyesi. Evet, şuradaki 92.000 seviyesi önemli bir seviye. 92.000 seviyesi kırılmadığı müddetçe zaten 96.000 seviyesinden bir kapanış geldi. Yani şuradan bir kapanış geldi desek 96.000 seviyesinden haftalık kapanış geldi. Şimdi bizim BIST 100'de takip etmemiz gereken arkadaşlar 96.000 üzerinde Fed'in de biliyorsunuz ani bir kararla faizleri sıfırlı seviyelere çekmesi. Bunun etkisiyle de artı piyasaya 1 trilyon dolara yakın dolar sunacak olmasının etkisiyle de BIST 100'de pazartesi günü 103.000'li seviyelere doğru bir atak gelebilir arkadaşlar. Burada yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar 96.000 seviyesi üzerinde BIST 100'ün tutunup tutunamayacağı. Bunu takip edeceksiniz. 96.000 üzerinde de BIST 100'ün daha olumlu bir hale dönüşebilmesi için günlük kapanışlarda 103.000 seviyesini takipte kalacaksınız. 103.000 seviyesi çok önemli. BIST 100 103.000'i kırabilirse arkadaşlar bunu günlük kapanışlardan takip edin. 103.000'i yukarı yönlü kırabilirse 114.000 seviyesine doğru yükselişler meydana gelebilir. 114.000'li seviyelere doğru. Yapmanız gerekecek olan 103.000 seviyesini takipte kalmak. 103.000 yukarı yönlü kırılır. Günlük kapanışta BIST'te o zaman 114.000'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketler tekrardan başlar arkadaşlar. 96.000'den kapanış geldi zaten. 96.000'in altına sarkmalar 92.000'li seviyelere kadar gelebilir. Fakat 92.000 kırılmadıkça, şuradaki 92.000 seviyesi kırılmadıkça panik olmaya gerek yok. 96.000 ve 103.000 seviyeleri takibinizde olsun. 103.000 altında zaten kapanışlar başlasa arkadaşlar, yani 103.000 üzerinde kapanışlar görülemezse tekrardan 92.000 geriler görülebilir. 92.000 altında bir sarkmalarda, olumsuz durumlarda da arkadaşlar 92 2000 alacak bir 85.000 seviyesi var. Bu 85.000'i takip edebilirsiniz. Fakat ilk etapta dediğim gibi arkadaşlar 96.000, 103 ve 103.000 aralığı BIST 100'de takip olacak. BIST 100'ün olumluya geçebilmesi için de mutlaka 103.000 üzerinde bir kapanış şart. 103.000 üzerinde bir BIST'te kapanış görürsek o zaman 114.000'li seviyelere doğru tekrardan ataklara devam ederiz. Dediğim gibi 92.000 altına da sarkma gerçekleşirse 92.000 altında da bizi bekleyen bir 85.000 desteğimiz. Onun altında da 75.000 desteğimiz BIST 100'de. Yarınki açılışla birlikte ben yukarıya doğru gideceğini tahmin düşüncem bu yönde. Yani 103.000'e hareketler BIST'te gerçekleşeceği yönünde. Eğer ki tahminim gerçekleşirse 103.000'li seviyelerden BIST 100'ün tutunamayacağını takip edeceğiz.
tutunursa da zaten ve üzerinde de kapanış yapabilirse anlayacağız ki BIST 100 yukarı doğru hareketlerine devam edecek. Ama tekrar 96.000 ve 92.000 ise BIST 100'de gerilemeler de görülebilir. Yapmamız gereken verdiğim seviyeleri takipte kalacağız arkadaşlar. 100 incelemesinin ardından Türk Hava Yolları isteği vardı. Arkadaşların Türk Hava Yolları'nı da inceler misin diye yorumların altına yazmışlardı. Türk Hava Yolları'na da bakalım. Türk Hava Yolları'nda neler olabilir? Evet, Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar baktığımız zaman bizim için 8-14 seviyesini dip olarak kabul ettiğimiz zaman, kabul edersek şuradaki 8-14'ü, onun yukarısında bir 9-18 seviyesi gözüküyor. BIST 100'ünde yukarı yönlü hareket edeceğini düşünürsek arkadaşlar, yani 9-18 üzerinde tutunmasını sağlayabilirse Türk Hava Yolları, o da 10.88'e doğru arkadaşlar, şuradaki 10.88 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine yapabilir. Yukarıya doğru 10.88 seviyesine doğru yukarı hareketler gerçekleştirebilir. Türk Hava Yolları'nın da yukarı hareketlerin hızlanabilmesi için üzerinde günlük veya haftalık kapanışlara ihtiyacı var arkadaşlar. Eğer ki Türk Hava Yolları 10.88 üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse işte o zaman 12.70 ve 13.60 seviyeleri Türk Hava Yolları'nda tekrardan gündeme gelebilir. Bizim bu hafta takipte kalmamız gerekecek 9.18 üzerinde, eğer ataklar gelirse 10.88 seviyesi üzerinde Türk Hava Yolları'nın tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz arkadaşlar. Eğer 10.88 üzerinde kapanışlara başlarsa, 10.88'i yukarı doğru da kırabilirsek ilk etapta 12.70, onun altında da bir 13.60'lı seviyeler takibimizde olacak, önemli seviyelerimiz olacak. 9.18 altında kapanışlara devam ederse aşağıda arkadaşlar, o zaman da 8.14 seviyesi tek seviyelerini, 8.14'lü seviyeleri test etmek isteyebilir. 8.14 altında da Türk Hava Yolları'nda bir 8'de bir direnci var arkadaşlar, 8'li seviyelerde. Onun altında da 6.41'li iki tane desteğimiz var. 1.8 seviyesinde bir desteğimiz var. Kötü senaryoda. Artı onun altında da takipte kalmamız gerekecek bir 6.41 destek seviyemiz mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar, ilk etapta 9.18'i takipte kalıyoruz. 9.18 üzerinde tutunmalarda 10.88'e doğru yukarı hamleler görülebilir. Türk Hava Yolları'nın tam anlamıyla olumluya geçilmesi için 10.88 üzerinde bu hafta günlük kapanışlar görmesi şart. Eğer ki 10.88 üzerinde günlük kapanışlara başlayabilirse hedef 12.70 ve 13.60 seviyelerine doğru gider. 8.14 altında olumsuz durumda. 9.18 kapanışı altında gelirse zaten 8.14'lü, 8'li ve 6.41'li seviyelere doğru maalesef Türk Hava Yolları'nda düşüş devam edebilir. Verdiğim seviyeleri iyi takipte kalın arkadaşlar. Ona göre piyasayı yorumlamaya çalışın, haber akışlarını takipte kalın. Fakat biliyorsunuz hava yolları bu koronavirüsü nedeniyle arkadaşlar, Avrupa'ya uçuşlar iptal. Avrupa'dan, yani sadece yurt içi ve birkaç ülkeye uçuşlar yapabiliyor. Ya yani bu tür durumlarda hangi sektörlerin iş yapabileceğini düşünün. Ona göre biraz kafa yorun. Mesela böyle bu gibi durumlarda ilaç firmaları, gıda sektörleri güzel bu krizi fırsata döndürebilirler. Bu tür firmalar
daha uygun olabilir gibi düşünüyorum. Mesela yazın içecek firmaları. Borsada da yatırım yaparken bu türlü firmalara yönlenmeniz veya piyasayı okumanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nda isteyen arkadaşlar için bu isteği yaptım. Bir yüzünden. Bir de Aselsan'a bakalım. Aselsan'da neler olabilir? Sevgili dostlarım, hemen bir Aselsan yorumu da yapalım. Aselsan'da neler olabilir? Önemli seviyeler hangi seviyelerdir? Sizlerle birlikte bunlara bir bakalım. Aselsan'da 24-60 önemli bir seviye. Şuradaki 24-60 seviyesi bizler için önemli bir seviye. 24-60 üzerinde tutunmaya başlarsa Aselsan yukarıda takipte kalmamız gerekecek bir önemli seviyemiz de direnç seviyemiz 26-50 seviyesindeki direnç bölgesi. 26-50 direnç seviyesine dikkat edeceğiz. Aselsan'ın da yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmesi için arkadaşlar bu 26-50 seviyesi üzerinde mutlaka günlük kapanışlar yapabilmesi şart. 26-50 üzerinde Aselsan eğer ki günlük kapanışlar yapmaya başlarsa o zaman 28-55 direnci ve 29-65 direnci Aselsan'da takibimize girecek önemli seviyeler olur. Dediğim gibi 26-50 seviyesi önemli. Bunun üzerinde tutunup tutunmayacağı. Bunun üzerindeki tutunma gerçekleşirse de 28-55 ve 29-65 seviyelere doğru yukarı hareketler gerçekleşebilir. 24-60 üzerindeki altında kalırsa, tutunamazsa 24-60 üzerinde Aselsan bu sefer aşağıda bir 23-40 seviyesinde önemli bir destek bölgesi var Aselsan'ın. Bu 23-40 seviyesine de bakacağız arkadaşlar. Şu verdiğim 3 rakam çok önemli. 24-60 ve 26-50 seviyeleri. 24-60'taki seviye veya 23-40'ın kırılımı yön hakkında bilgi verecek. 23-40 eğer olur da kötü bir senaryoda aşağıya yönünde kırılırsa arkadaşlar bu sefer aşağıda 21-75 seviyesindeki desteğe doğru çekilmeler yaşanabilir. Aselsan Türk Hava Yolları BIST 100 ile ilgili şimdilik benim söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Bu hafta bunları bir takip edelim. Bakalım borsa ve hisselerle ilgili yaptığımız analizler nasıl olacak? Olumlu olacak mı? Ayrıca sizlerin de istediği hisseler varsa bu videonun altına yorum olarak yazın. En fazla istek alanları içinden seçelim ve onlara tekrardan video yapmaya çalışırız. Şimdilik borsa ile ilgili Türk Hava Yolları ve Aselsan'la ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.